Koyulhisar ilçesinin 946 kilometre yüzölçümü, 16.960 hektarı ziraat arazisi, 45.473 hektarı orman, 10.677 hektarı çayır ve mera, 10 hektar da göl ve bataklıktır. Kelkit Vadisi boyunca sebze ve meyvecilik yapılmaktadır. Koyulhisar, Sivas'ın Karadeniz iklim ve coğrafi bölgesine düşen ve ilin en kuzeyinde bulunan ilçesidir. Sırtını Dumanlı Dağı'na verirken fay hattı olarak bilinen Kelkit Irmağı'na ayaklarını uzatmıştır. Sırtını verdiği dağ yamacındaki botanik yapı tamamen Karadeniz bölgesinin bitki yapısına uyarken toprağının çok kirli olması ve bölgenin dik yamaç yapısı nedeniyle sık sık helenler meydana gelmektedir. Hatta bunlar afet bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Orman ve tabi güzellikleriyle Koyulhisar çok zengin olmakla birlikte tarihi kalıntılarla ve geçmişle ilgili bulgular ve kayıtlar ise çok önemlidir. İlçe içinde bir anıt çeşme bulunmaktadır. Cami ve han kalıntıları günümüze kadar gelmiştir. Bu da göstermektedir ki Koyulhisar tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Koyulhisar'ımız doğal güzellikleri ile de tanınmaktadır. Saklı Şelale, Eriçmen Yaylamız bunların birkaçıdır. Koyulhisar domatesi dünyaca tanınmış, Kelkit Vadisi'nde ayrı bir yeri vardır. 2000 genel nüfus sayımındaki Koyulhisar ilçesinin toplam nüfusu. Erkek 12.695, kadın 12.239, bucak ve köylerin toplamı 19.228. Koyulhisar ilçesi toplamı 24.934. Şehir merkezi 5.706'dır. Proje ile ilgili yapım çalışmaları hakkında bilgi. Projenin türü kapasite geliştirme. Projenin süresi 12 aydır. Hedef grup Koyulhisar ilçesinde yaşayan tarım üreticileri ve tüm halk. Bilimsel çalışmalar yapılarak tarım envanteri çıkarıldı. Koyulhisar'ın organik sebzecilik için uygun potansiyel alanları saptandı. İlgili alanların organik tarım kriterlerine uygunluğu belirlendi. Bölgeyi temsil edecek toprak, su ve bitki analizleri örneklemeleri yapıldı. Alınan örneklerde gerekli fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizler yapılacak. Elde edilen bulgular ışığı altında organik sebze yetiştiriciliği açısından ilçenin bir haritası çıkarıldı. Bir eğitim tesisi kuruldu ve gerekli ekipmanlar alındı. Organik sebze yetiştiriciliğine uygun olan tarım alanlarında organik sebze yetiştiriciliğine örnek uygulama çalışmaları yapıldı. Eğitim çalışmaları aşağıdaki şekilde uygulandı. Eğitim çalışmaları 8 kursiyer grubu hazırlandı. Birinci grup projenin 4. ayağında başladı ve 12. ayağa kadar 8 grup eğitime katıldı. Her grup 20 kişiden oluşturuldu. 10 farklı ders konusunda eğitim programı hazırlandı. Haftada 40 saat uygulaması yapıldı. Hafta içi günlerde her gün 8 saat ders yapıldı. Tüm dersler her hafta farklı konularda olmak üzere toplam 16 saat işlendi. Bu uygulama 8 ay boyunca devam ettirilecek. Proje ekibinin oluşturulması. Koordinatör Sevgi Fortuna, Sivas Koyulhisar doğumlu. Teknik asistan Fatma Çankaya, Sivas Koyulhisar doğumlu. Bahçıvan Umut Çelik, Ankara doğumlu. Eğitmenlerimiz Yusuf Yanar, Kayseri Hacılar doğumlu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü mezunu. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Eğitmen Ali Ece, Antalya Yazır Korkuteli doğumlu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitki Bölümü mezunu. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Eğitmen Sezer Şahin, Ordu doğumlu olup Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü mezunu. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Eğitmen Osman Fırat, Tokat doğumlu olup Eskişehir Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Uygulama bahçesi.
Koylisar Yukarıkale Koryazı mevkinde toplam alan 12 dekar olup ekili alan 3 dekardır. Bahçede domates, biber, patlıcan, fasulye, salatalık, brokoli, karnabahar, lahana, roka, maydanoz, patates, mısır, karpuz, kavun yetiştirilmektedir. Derslerin bir kısmı uygulamalı olarak bahçemizde verilmektedir. Koyulhisar Ziraat Odası Başkanımız Vedat Canan.